maç mücadelesi olacak bizim adımıza da. İlk düdüğü bekliyoruz. Macar hakemi Kilisi ilk düdüğü çalıyor. Christoph Altmar ve Marton Horvat ve mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz Amili Kadın Handbol takımımıza. İlk hücum bizden. Kırmızı artlı formada izlediğimiz milli takımımız ilk hücumu gerçekleştiriyor. Ortada Aslı İskit, çalışkan. Sağ oyun kurucu mevkiinde Beyza Karaca, Karaçam. Sol oyun kurucu noktasında Didem Hoşgör. Pivotta Ceren Akgün Göktepe top bekliyor. Bu arada İrem ilerledi, bıraktı. Beyza ile bir paslaşma ama İrem'e faul. Beyza İrem Türkoğlu. Sağ kanatta da Emine Gökdemir top bekliyor. Kalede de Yaren Berfe Göker'le başladık bu mücadeleyi. Yine hücum bizim. Aslı İskit. Aslı'nın pası alan ihlali. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. Beyza İrem Türkoğlu'nun son bir adımı. Orada adım aldığı anda 6 metre yayında bir adım aldığı için ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İlk hücumda elimiz boş dönüyoruz yarı sahamıza. Sırplar ilk hücumu gerçekleştiriyor. Orta oyun kurucu mevkinde. 22 numaralı Jovovic var. O da sakatlıktan döndü ve yine takımın deneyimli isimlerinden biri. Lazic sol oyun kurucu mevkinde. Kanatta Radosavljević. Sağ oyun kurucu mevkinde de Janjušević bulunuyor. Janjušević şimdi topla buluştu. Bıraktı Lazic. Lazic pivota pası. Atış topu ağlarda gol. Katarina Bojicic bu maçın ilk golünü kaydetti ve açılışı yapan Sırplar oldu. İlk golümüzü arıyoruz. Aslı. Ortada. Aslı İskit atış topu ağlarda. Çok güzel bir gol attı. Çok zor pozisyonda bu golü kaydetti. Aslı İskit çalışkan. Durum 1-1. Aslı İskit Karadağ maçının da en çalışkan ismiydi aslında. Durum 1-1. Dengeyi sağlıyoruz şimdi. İyi bir savunma. Öne geçme fırsatı sunacak bizlere. Yine ortada Jovovic. Şimdi yer değiştirdi Lazic ile. Jovovic Lazic paslaşması. Lazic ilerledi. Atış Yaren'de kaldı. Yaren ilk kurtarışa imza atıyor. İyi bir savunma bize gol getirecek, öne geçme fırsatı sunacak. Bu arada Aslı boşluğu buldu, atış topu ağlara gitti. Yine Aslı İskit, yine gol. Ve öne geçiyoruz bu mücadelede ikinci dakikanın ortasında. Ankara'da Türkiye Handbol Federasyonu merkezi ve Profesör Doktor Yaşar Sevim Handbol Salonu'ndayız. 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde milli takımımızın konu Sırbistan. Savunmadayız şimdi. 2-1'lik skorla öndeyiz. 6-0 savunmayla başladık. Öyle devam ediyor milli takım. Bojicic pivotta top bekliyor. Lazic şimdi ortada ilerledi. Janjušević o da çapraz geçişle pozisyon buldu ve gol attı. Angela Janjušević Rapid'de oynuyor. O da Şampiyonlar Ligi'nde top koşturuyor. Bu arada atış öncesinde bir faul var. Durum 2-2. Yeniden dengeyi sağlıyor Sırplar. Döne güle yapılan müdahale faul. Yerine de şimdi Beyza Karaçam dahil oldu oyuna. Savunma ve hücum yedileri farklılıklar arz edebiliyor. Tabii bunlardan en önemlisi şu ana kadar izlediğimiz gibi Beyza Karaçam hücumda süre aldı. Didem açıyı düzeltmeye çalıştı, olmadı. Bu arada kalede Maria Koric geçtiğimiz Karadağ mücadelesinde iki kurtarış yapmıştı. Bulgaristan mücadelesinde düzeltiyorum. Şimdi Beyza... Paul, diğer kaleci Molly Kubina 7 kurtarışa imza atmıştı. %50'ye yakın bir performans ortaya koydu oran olarak. Ceren Akgün Göktepe müdahalede bulunuyor. Çıktı müdahalede. Çıkacak. Buradaki müdahalesi karar, 2 dakika cezası. 5 kişilik savunma karşısında milli takımımız. Aslı İskit merkezde. Beyza şimdi
Aslı kendi ilerledi. Atış topu ağlara gitti. 3'te 3 yapıyor Aslı İskit. Nazarımız değmesin. Tekrar öne geçiyoruz ve golün tekrarını izliyoruz. Durum 3-2. 5. dakikayı bitirmeden tekrar öne geçmeyi başardık. Bu arada kaleyi boşalttı Sırplar. Risk alıyorlar bu 2 dakika cezası dolayısıyla. Lazic, Jovovic, pivotta da Nukovic koşu yaptı. Jovovic, Lazic, pası Janjušević. Orada bir faul var. Faul yapan Didem Hoşgör oldu. Lazic. Janjušević ile paslaştı. Şimdi Nukovic. Çapraz geçiş. Pasif uyarısı var bu arada. Karar faul. Jovovic. Kaleyi devraldı bu arada. Koric. Kalesi boş değil Sırpların. Tabii pasif uyarısı geldikten sonra risk almıyorlar. Lazic. Ve artık hücum bizim. Pas hakkı kalmadı Sırpların ve farkı ikiye çıkarma şansı. Beyza İlem. Faul var. Şut çıkarmadılar. Daha doğrusu şut imkanı vermedi Sırp savunması. Beyza İrem de iyi bir pozisyon yakalamak üzereydi. Olmadı. Yine 5 kişilik savunma karşısındayız. Süre işliyor. 2 dakika cezası içinde süre işliyor şimdi. Macar hakem oyunu kronometre ile beraber durdurmayı akıl etti. Aslı İskit ortada. 2 dakika cezasının dolmasına 15 saniye var. Aslı bıraktı Beyza. Kanada indi Emine. Emine Gökdemir atış kaleci. Karar 7 mertebe 1-2 dakika cezası daha çıkacak. 2 dakika cezası. Jovovic 2 dakika cezası alıyor. İşte bu pozisyonda. İkinci kez eksik kalıyor. Konuk Sırbistan. Bir de 7 metre atış kullanacağız. Çizginin gerisinde Aslı var. Atış kalecide kaldı. Kaleci ilk kurtarışını 7 metre atışına yaptı. Maria Kolic. Yine kaleyi boşaltıyor ev sahibi Sırbistan, düzeltiyorum. Bu arada oyuna giren az önce 2 dakika cezası son bulan Bojičić oldu. Risk alıyorlar. Orta oyun kurucu noktasında da Vukojlović süre almaya başladı. Vukojlović, o da Romanya'da Baia Mare forması terletiyor. Bojičić, Janjušević, Lazic merkezde şimdi. Bıraktı Janjušević. Janjušević atış topağlarda. Atış topağlara gitti. İç direkten döndüğü için. Yine bir direkten döndü. İzlenim uyandı bu arada alan ihlali. Dönegül Bozdağ'ın son bir adım aldığı için. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Eksik kalan Sırplar gol yemedi. Durum 3-3. 8. dakikayı ortaladık ve yine kaleyi boşalttı Sırbistan. Vukojlović. Janjušević. Destek geldi Lazic. Faul var. Betül oyunda. Betül de savunmadaki önemli isimlerden biri. Vukojlović. Lazic ikilisi arasında paslaşma. Janjušević desteğe geldi. Çapraz geçiş başladı Sırbistan'da. Lazic bıraktı. Vukojlović açıyı düzeltti ama Yaren Berfe Göker. Yaren Berfe Göker'den ikinci kurtarış geliyor. Hemen oyunu hareketlendirdik. Öne geçme şansı yakalıyoruz yeniden. Emine açıyı düzeltti. Aşırttı ve top ağlarda. Emine Gökdemir. İlk golünü atıyor. Kanattaki ilk gol de bizden geliyor. Emine Gökdemir'in sol elinden geliyor. 9. dakikayı ortaladık. Yeniden öne geçtik. 2 dakika cezası da doldu bu arada. Maria Kolic kaleyi devraldı. Vukojlović merkezde. Lazic desteğe geldi. Lazic bıraktı. Janjušević ilerledi. Kanada bir pas. Orada açı bırakmadık Radosavljević'e.
Vukojlović, Lazić ve Janjušević. Şimdi Radoslavljević ama Yaren Berfe'nin kurtarışı boşa gidiyor. Radoslavljević yerde kalmıştı. Ceren Akgün Göktepe'nin müdahalesiyle izliyoruz pozisyonun tekrarını. İşte Ceren Akgün Göktepe aslında yerde kalan isim. Onun da ister istemez bir teması oldu ve sonuç olarak karar 7 metre. Yaren Berfe'nin kurtarışı da boşa gitti. Kaleyi Yağmur Bembeyaz devralıyor. Çizginin gerisinde Angela Janjušević var. Yağmur Bembeyaz kalede, Janjušević işareti aldı atış topağlarda. Janjušević'in 3. sayısı bir 7 metre atışıyla geldi. Tekrar dengeyi sağlıyor Sırbistan. Pas Neskit. On dakikalık bölümü geride bıraktık. Beyza Karaçam atış topağlarda gol. Beyza Karaçam tekrar takımımızı öne geçiriyor. Santra'nın doğru şekilde yapılmasını istiyor maçın hakemi. İzliyoruz 5-4'lük üstünlük. Beyza Karaçam'ın bu maçtaki ilk sayısı. 10 dakikalık bölümü geride bıraktık. Sağ kanatta Lovric. Orta oyun kuruş noktasında Vukojlović yine çapraz geçiş. Lazic'in atışında Yaren yine müthiş bir kurtarış yaptı. Yaren Berfe Göker sağ ayağıyla çıkardı. Farkı 2'ye çıkarma şansı yakalıyoruz. Maçın başından bu yana ikinci kez bu şansı yakalıyoruz ama bir türlü farkı 2'ye çıkartamadık. Beyza. Aslı Emine desteğe geldi. Çapraz geçişle ilerliyoruz. Beyza Karaçam bıraktı. İrem onun da pası. Didem atış ama dışarıda. Didem Hoşgör'ün atışı dışarı gitti. Yine bir beraberlik şansı yakaladı Sırbistan. Vukojlović. Lajzic'e yakın savunma Ceren'den. Janjušević. Vukojlović. Yine bir faul var. Betül'ün müdahalesi faul. Vukojlović. Jovović oyuna girdi tekrar. Jovović 2 dakika cezası almıştı birkaç dakika önce. Vukojlović, Janjušević, Jovović. Çapraz geçişler. Pasif uyarısı gelmek üzere. Jovović yine topla buluştu. Şimdi geldi pasif uyarısı. 4 pas hakkı var bu uyarı ardından. Atış Yaren'de kaldı. Atış şimdi topağlara gitti. İnanılmaz bir hata yaptık savunmada. Yaren'in kurtarışı da boşa gitti. Böylelikle golü atan Vukojlović. İzliyoruz golün tekrarını. İşte burada Yaren kurtarışı yaptı. Top çizgiyi geçer geçmez Vukojlović'in önünde kaldı. Savunma müdahalesi biraz geç kaldı. Ve durum 5-5 oldu. Yeniden dengeyi sağlıyor Sırplar. Ceren müthiş bir pas aldı. Didem'in asisti. Ceren Akgün Göktepe'nin ilk golü. Ve tekrar öne geçiyor milli takım. Janjušević, Lazic, Jovović'in pası. Faul var. Ve 2 dakika cezası geliyor. İlk kez eksik kalıyoruz. 2 dakika cezasını Dönegül Bozdağ'ın gördü. İzliyoruz. İşte bu pozisyonda Dönegül'ün müdahalesi. Karar 2 dakika cezası boyu iç yerde kalmıştı. 5 kişilik savunma yapacağız 2 dakika boyunca. Jovović. Vukojlović. Destek geldi. Janjušević kanada indi. Radoslavljević geriye döndü. Jovović. Janjušević. Pas yerini bulmuyor ama kanatta yine de kavramayı başarıyor. Lovric. Bu arada boşluk ve topağlarda gol. Savunmadaki o hatalar yine bir basit gol getirdi Sırplara. İşte burada fake ardından boşluğu buldu Lovric. Taçı düzeltti ve golü attı. 6-6'lık denge.
Bu kez kaleyi biz boşaltıyoruz. 6-0 savunma karşısında risk alıyoruz. İrem, Aslı, Beyza ve Emine paslaşması. Didem'e faul. Didem Hoşgör. Beyza. Pasif uyarısı geldi bu arada. Emine geriye döndü ve kalecinin yerini alması için. Yine bir faul var. Pas hakkı da bine düştü ve bu arada pasif uyarısı devam ediyor. Artık kaleyi görmemiz gerekiyor. Şimdi Didem kaleye baktı. Atış topağlarda. Çok kritik anda golü buldu. Didem Hoşgör bu maçtaki ilk sayısını kaydetti. İzliyoruz. Didem burada çok iyi yükseldi. Pas aldı. Serbest atış çizgisinde yükseldiği gibi gol attı. Maçında neredeyse 1/4'lük bölümü geride kaldı. Ve top kaybı. Pas arası geliyor. Aslı İskit gole gidiyor. Aslı İskit ve topağlarda gol. Fark ilk kez 2'ye çıkıyor. Aslı İskit çalışkan 4. sayısını kaydetti. Gol yükünün yarısını sırtladı. Ve şimdi takımımızı 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Aslı İskit çalışkan, o da Romanya'da oynuyor. Magura forması terletiyor 2. sezonunda. O da gurbetçi ya da lejyonerlerimizden biri artık. Aslı İskit çalışkan. Jovović. Sol kanat Radosavljević, atış topağlarda gol. Radosavljević bu maçtaki ilk sayısını kaydetti. Hemen hareketlendirdik oyunu. Aslı bıraktı, Betül tekrar Aslı. Didem kanada bir pas Emine. Emine Göktemir. Emine Göktemir'den yine üst üste goller. Aslı İskit'le beraber o da 2. sayısını kaydetti bu mücadelede. Faul de vardı ama maçın hakemleri gol olunca artık ona çok fazla ilgi göstermedi. Vukajlović, Bojecic. Atış topağlarda Jovović. Deneyimli bir isim. Alçak temel atışla golü buluyor. Jovana Jovović. O da Şefler forması terletiyor 2. Macaristan'da. Beyza Karaçam tekrar oyuna dahil oldu. Aslı İskit çalışkan da aynı şekilde. Maçın da 1/4'lük bölümü fazlasıyla geride kaldı. Üstünlüğümüz var. Didem, Ceren, Beyza, Aslı İskit. Yine bir faul. Aslı İskit çalışkan, Ceren geldi desteğe, çapraz geçiş başladı ve Didem şimdi merkezde, atış direğe takıldı. Dönen top İrem'de kaldı, top ağlara goldü. Ve Beyza İrem Türkoğlu'nun bu maçtaki ilk sayısı farkı tekrar 2'ye çıkardı. Bu arada iyi paslaştı Sırplar ve onlar da son durakta Bojicic'i buldular. Bojicic de pivotta golü buldu, farkı tekrar 1'e indirdi. Üst üste goller. Emine hemen cevap vermeye çalıştı ama faule durduruldu. Bizim adımıza tempo çok üst düzey ve şu an için olumlu yansıyor. Umarız bu tempo erken zamanda yorulmamıza sebep olmaz. Çünkü bizim adımıza geçen Karadağ mücadelesinde de ilk yarı ve ikinci yarı performans çok farklıydı. İkinci yarı Karadağ özellikle farklı bir tempoyla ve kondisyonla oynadı. Gürcan Tügel oyunda bu arada. Gürcan iyi bir boşluk, kalecide kaldı. Dönen top İrem. Dokunmadı neyse ki. Top kenar çizgiden çıktığı için hücum yine bizim. Kol için müdahalesi sonrasında. Bu arada Ceren ve top ağlarda. Ceren Akgün Göktepe'nin 2. sayısı. Fark yeniden 2'ye çıkıyor, izliyoruz. Müthiş bir pas geldi yine Ceren'e. Aslı İskit çalışkanın asisti, Ceren'in golü. Durum 11-9. Farkı tekrar 2'ye çıkartıyoruz. Bojicic hareketlendirdi oyunu. Oyuna giren Vukajlović oldu. Tekrar hücum. 7'si anlamında farklılıklar arz ediyor. Bu arada kaleyi de
Molly Kubina devralıyor. Konuk ekip Sırbistan'da. Jovovic'in pası. Atış topu ağlarda. Pivot organizasyonunu onlar da iyi yaptılar. Bojicic'le golü buldular. Hemen hemen bizim attığımız golün bir benzerini onlar da kaydetti. Farkı tekrar bire indirdi. Sırbistan. İlk yada kalan son 12 dakika. Gülcan Tüger yine oyunda. Merkezde. Astiskit ve topağlarda. Astiskit çalışkanın 5. sayısı. Farkı yeniden 2'ye çıkartıyoruz. Atış Yaren'de kalıyor. Dönen top. Radoslav Ljević ve topağlarda gol. Yine savunmadaki boşluk. Kolay bir gol getirdi. Radoslav Ljević de şimdi sol kanatta aynı boşluğu değerlendirdi. Birkaç dakika önce Lovric'in yaptığı gibi dönen topu iyi takip etti ve gol attı. Yaren Berpe'nin de 5. kurtarışı. Gülcan Tügel merkezde top çeviriyor. Gülcan. Feyza. Yüksek bir top. Top kaybı. Basit bir hata geldi. Jovovic. Ceren'in müdahalesi. Janjušević. Pivota pas. Bojicic ve topağlarda gol. Aynı golün benzerini kaydettiler. Yani Bojicic az önce farkı bire indirdiği gibi şimdi beraberliği de sağladı. İşte bu Bojicic'in sayısıyla durum 12-12 oldu ve tekrar maça denge geliyor. Gürcan. Feyza. Ceren bomboş kaldı ve topağlarda gol. Üst üste pivot golleri izliyoruz bu dakikalarda. Nurcan'ın Akgün Göktepe 3. sayısını kaydediyor. Yeniden öne geçiyor milli takım. Janjušević. Radoslav Ljević oyuncu değişikliğini bekledi. Bojicic ve Lazic kenara geldi. Nukovic ile Vukajlovic de tekrar oyuna dahil oldu. Hücum yedisi ve savunma yedisi çok farklı görünüyor Sırbistan'da. Jovovic, Vukajlovic, çapraz geçişler. Jovovic, fake'ine cevap aldı atış topu ağlarda. Jovovic, bu maçtaki 2. sayısını kaydetti. Yeniden dengeyi sağladı. Bu arada hatalı yürüme. Ağlara gelen top golleri kazanmıyor. Janjušević, Lazic'in atışı topağlara gitti ve Yaren'in müdahalesi yeterli olmadı. Lazic golü attı. Emilia Lazic'in ilk sayısı. O da Romanya'da Zalao forması terletiyor ve Sırbistan maçın başından bu yana 2. kez öne geçiyor. İlk golü onlar atmıştı. Sonrasında milli takım üstünlüğü ele almıştı. O andan itibaren ilk kez öne geçti Sırplar. Beyza. Atış dışarıda. Mola. Molayı alan Uroš Bregar oldu. Sırbistan molası. Tam da onlar hızlı bir hücuma çıkarken bu mola geldi Uroš Bregar'dan. Şu ana kadar geçen 21,5 dakikada üstün olan taraf milli takımımızda ama son bölümde özellikle 3'te 1'lik bölümü geçtikten sonra skor üstünlüğü Sırplara geçti ve şu an için 14-13 öndeler. Farkı da 2'ye çıkarmak için hücum geliştiriyorlar. Mola süresi sona erdi. 5 golle öne çıkan Astiskit performansı. Bunun dışında 3'er golü bulunan Janjušević. Ceren Akgün Göktepe ikilisi. Ve Bojicic de şu ana kadar 4 gol buldu pivotta. Önemli bir sayı. Katerina Bojicic de azımsanmayacak bir performansa imza attı. Janjušević merkezde.
Jovovic ile paslaştı. Vukajlovic koşu yaptı. Radosavljević de tepeye doğru bir koşu kanattan. Jovovic çapraz geçişler. Sol kanatta Radosavljević ve top ağlarda. Radosavljević'in de üçüncü sayısı, böylelikle farkı ikiye çıkartıyor Sırbistan. İşte bu gol durumu 15-13 yaptı. 22. dakikayı bitirdiğimiz şu anda farkı bire indirmek için top çeviriyoruz. Oyun duruyor bu arada, bir zeminle alakalı bir problem var. Onu çözdü Lazic. Tekrar oyun hareketlilik kazandı. Asteske çalışkan bıraktı. Beyza. Faul var. Radosavljević'in müdahalesi. Asteskit. Cerem. Beyza bıraktı. Gülcan. Gülcan. Faul. Gülcan Tügel yerde. Kalan son 6,5 dakika. İlk yarı için artık yavaş yavaş son bölümler diyebiliriz. Gülcan iyi sıyrıldı. Gülcan Tügel ve sopalarda gol. Faul de vardı son aşamada ama yine golü bulan Gülcan Tügel. Farkı bire indirdi. Herhangi bir farklı ceza yansımadı. Koska Buceski de aynı itirazda bulunuyor aslında. Bu tarz kararlar bizim adımıza, bizim lehimize gelişebilecek kararlar ama hakemler bunu es geçiyorlar. Üçüncü kez yaşanıyor bu. Jovovic, Vukajlovic, Vukajlovic yerde. Betül'ün müdahalesi. Jovovic hareketlendirdi oyunu. Janjušević, Jovovic, atış Yaren Berfe. Bu kez dönen topu iyi takip ettik. Yaren Berfe'nin 6. kurtarışı boşa gitmedi. Paslı. Betül karar 7 metre. Betül de o 7 metreyi aldı aslında. Çünkü tam da atışa yönelmişken yerde kaldı ve karar 7 metre. İzliyoruz. Jovic'in müdahalesi çok net bir şekilde 7 metre. İdem çizginin gerisinde ikinci 7 metre atışımız olacak. Bu aslında bir 7 metre atışında kaleciye takılmıştı. Didem ve top ağlarda. Didem Hoşgör. Bu maçtaki ikinci sayısını kaydediyor Didem ve yeniden dengeyi sağlıyoruz. Kalan son 6 dakika ilk yarı için. Jovovic, Vukajlovic. Destek geldi kanattan koşu. Radević. Müdahale var. Faul. Yerde kalan isim de Angela Janjušević'ti. Vukajlovic. Janjušević. Radosavljević. Janjušević çapraz geçişle ilerledi Sırplar. Atış Yaren Berfe. Yaren Berfe Göker'den 7. kurtarış yansıyor. Tekrar öne geçme şansı yakalıyor milli takım. Yaren Berfe Göker görüntüde. Son 5 dakika ilk yarının bitmesine. Gülcan. Aslı. Tribünlerden önemli bir destek var milli takımımızın arkasında. Aslı Eski Çalışkan. Beyza atış. Kaleci. Kaleci Molly Kubina için ilk kurtarış yansıdı ve Kubina da maçı dengede tutmayı başardı. Tekrar öne geçme şansı yakalıyor konuk Sırbistan. Jovovic ve hücum faul. Hayır, hatalı yürüme kararı verildi. Düzeltelim ama her ne olursa olsun hücum bizim. Betül bıraktı. Gülcan, faul var. Faul yapan Janjušević. Son 4 dakika ilk yarıda. Oyuna giren Beyza Karaçan ve Aslı Eski Çalışkan ikilisi.
Ceren Akgün Göktepe'de şimdi kenarda. Ceren Demir Ceren ilk kez süre alacak. Bu arada kurtarışlara baktığımızda 5'e 1'lik bir oran var. Milli takımımızdan lehine yansıyan ve bir 7 metre kararı daha. 7 metreyi 3. kez kullanacağız. Ve sonuç olarak öne geçme şansını bu şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Didem Hoşgör çizginin gerisinde. Didem ve 2'de 2 yapıyor 7 metrelerde. Ve yeniden öne geçiyor milli takım. Kalan son 3 dakika. İlk yarıda 16-15'lik üstünlüğümüz var. Son bölümde, ilk yarının son anlarında. Rado Savrijević. Jan Jošević ilerledi. Jan Jošević'in atışı öncesinde bir faul düdüğü geldi. Ağlara giden top gol yeri kazanmadı. Jan Jošević Rapid'de oynuyor. Romanya'da ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de top koşturan önemli bir isim. Jan Jošević bıraktı. Vukajlović, Jovović. Geçit vermedi İrem. Nukovic. Jan Jošević çapraz geçişle ilerledi yeniden Sırplar. Pasif yarısı geldi bu arada. Jovović, Vukajlović ve hücum faul. Topsuz alanda bir hücum faul ve hücum bizim son 2 dakika ilk yarıda. Farkı 2'ye çıkarma şansı yeniden. Gülcan Tügel ilerlemeye çalıştı. Karar faul ve 2 dakika cezası. Vukajlović 2 dakika cezası gören isim oldu. Sırbistan tekrar eksik kaldı. İzliyoruz Vukajlović'in bu müdahalesi. Karar 2 dakika cezası ve toplamda 3. kez eksik kalıyor Sırplar. Beş kişilik savunma yapıyor. Yani ilk yarıyı böyle eksik kapatacak görünüyor Sırplar. Aslı. Beyza boşluğu buldu. Karar 7 metre. Bir de 2 dakika cezası çıkacak. Hatta da 2 dakika ceza. 2 dakika ceza. Kendi adına ikinci, takım adına 4. kez. Çizginin gerisine yine Didem Hoşgör gelecek. İyiden iyi eksik kalacak Sırplar bu atıştan sonra. 2 kişi eksik oynayacak. İlk yarının son bölümünde. Didem Hoşgör için toplamda da 4. sırada kaydediyor. Farkı 2'ye çıkartıyor milli takım yeniden. Kaleyi boşalttılar. 5 kişilik hücum yapacaklar. Lernistanin oyuna girdi. Maria Agbaba Lernistanin. Yine deneyimli sayılabilecek isimlerden biri. Vukajlović. Hata bekliyoruz. Sırplardan kaleleri boş. Pasif uyarısı da bekliyoruz bu arada hakemlerden ama bir türlü gelmedi. Vukajlović. Bıraktı Lernistanin. Şimdi pasif uyarısı geldi bu arada. Lernistanin ilerledi. Pivota pas. Nukovic'in atışı karar 7 metre. 6 metre yayında bir müdahale olduğunu beden diliyle göstermeye çalıştı Macar hakem. Christoph Altmar. İzliyoruz. İşte Petül'ün bu müdahalesi 6 metre yayı içerisinde ve karar 7 metre. İlk yada kalan son 42 saniye. Yaren kalede dikkatli. Lazic çizginin gerisinde. Yaren Berfe kalede. Lazic işareti aldı atış topu ağlarda. Lazic'in toplamda 2. golü. Fark 1'e indi. İlk yarıda kalan son 35 saniye ve mola geldi. Molayı alan milli takımımız oldu. Son 35 saniye vardı.
17-16 öndeyiz. 35 saniye var ilk yarının bitmesine. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirip farkı ikiye çıkartıp ilk yarıyı öyle bitirmek istiyoruz. 2024 Avrupa Handball Şampiyonası 6. grup 2. mücadelesi elemelerde ilk galibiyetimizi arıyoruz. Molly Kubina görüntüye yansıdı. Bir kurtarışı var şu ana kadar. Maria Kolic'in iki kurtarışı var. Bir tanesi 7 metreden geldi. Benim saydığım kadarıyla tek başına Yaren Berfe 7 kurtarışı imza attı. Yaren Berfe Göker görüntüye yansıdı. İlk yarıyı bitiren hücum olabilir. Daha doğru bir ifadeyle en iyi şekilde kullanmak ve golü bulup ona göre savunma odasına iki farklı üstünde gitmek istiyoruz. Atış topu ağlarda gol. Beyza İrem golü attı. Kalan son 20 saniye yine eksik kalan Sırplar. 5 kişilik hücum yapıyorlar. Radosav Lijević. Hücum faul bekledik ama olmadı. Son 5 saniye ilk yarıda. Radosav Lijević atışı blokta kaldı. Dönen top. Yani Stanin o da kalecimiz yerine takıldı ve son bir atış imkanı var. Son bir atış hakkı var Sırpların. Karar serbest atış. İlk yarı bitmeden, soyunma odasına gitmeden bir serbest atış kullanacak Sırbistan. Feriştan'ın serbest atış çizgisinde 6 kişilik blok karşısında. Atış blokta kaldı ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarıda 2 sayılık avantajla soyunma odasına gidiyor milli takımımız. Yani işte görüntüde ilk yarı skoru A milli kadın netbol takımımız 18, Sırbistan 16 ve 2 sayılık avantajla gideceğiz soyunma odasına. Nispeten daha umutluyuz tabii. İlk yarı performansına baktığımızda 2 kez öne geçti Sırplar ama biz maçı bırakmadık. Mücadeleden kopmadık ve skor anlamında yine öne geçmeyi başardık ve 2 sayılık avantajla soyunma odasına gidiyor milli takım. İlk yarı skoru A milli kadın netbol takımımız 18, Sırbistan 16. İkinci yarıda tekrar bekliyoruz. Yeniden sizlerle birlikteyiz Ankara'da. Türkiye Handball Federasyonu Profesör Doktor Yaşar Sevim handball sahasında ikinci yarı birazdan başlayacak. İlk yarıda 18-16'lık skor üstünlüğü milli takımımızın hanesindeydi. Ve 2024 Kadınlar Avrupa Handball Şampiyonası elemelerinde Sırbistan karşısında ilk 30 dakikayı 2 sayılık avantajla kapattı milli takımımız. İlk galibiyetimizi arıyoruz ve bizler geçtiğimiz hafta içerisinde Karadağ mağlup olarak açılışı yaptık. Karadağ deplasmandan eli boş döndük ama burada Sırbistan'ı mağlup ederek yine avantajımızı sürdürmek ve üst seviyede bir adım atmak istiyoruz. Milli takım tabii buna hazır. Baktığımızda geçmiş o 5 yıllık süreçte Sırbistan'la birçok kez karşı karşıya geldik. Farklı kadrolarla çıktı Sırplar. Daha deneyimli isimleri barındırdığı maçlarda da üst seviyede farklar da oluşmuştu. Bugünkü mücadelede emekli olan isimlerin etkisi görünüyor. Stolkovic, Lisčević, Lavko, Radojević ve Grovas gibi isimler veda etti milli takıma. Ve onların yerine geçen genç isimler de şu an için ilk 30 dakikada istenen performansı ortaya koyamamış görünüyor Sırbistan'da. Bu bizim için iyi haber. Diğer iyi haber de milli takımımızın geçmiş yıllara göre daha iyi bir performans ve iyi bir kondisyon sahibi olması. Çünkü umarız tabii biz şimdi dilimizi ısıralım. İkinci 30 dakikada bu anlamda kondisyon ve performans anlamında daha üst seviyede bir grafik çizecek milli takımımız ve sonuç olarak ikinci 30 dakikada da buna benzer bir performansla galibiyet hanesini yazdıracak. Çünkü geçmiş yıllarda istikrarlı bir görüntü çizmedi milli takım ki bunu henüz daha Karadağ maçında da gördük. İlk yarıda çok üst seviyede bir fark oluşmamışken 18-16 biten ilk yarının üzerine 39-23'lük bir mağlubiyet yaşadık. Yeter ki biz maçı bırakmayalım. Yeter ki mücadeleden kopmayalım ve bu
istikrarı koruyarak ikinci 30 dakikada da güzel handbolla skora ulaşalım ve buradan bir galibiyet çıkartalım. 2024 Avrupa Handbol Şampiyonası elemelerinde toplamda 8 grup var. 4'er takımdan 32 takım arasında ilk 2 basamakta bitiren takımlar atlarını doğrudan 2024 Avrupa Handbol Şampiyonası'na yazdıracaklar. Ayrıca tüm grupların 3. basamağında bitiren takımlardan da en iyi 4'ü yine Avrupa Şampiyonası'na boy gösterme hakkı kazanacak. Milli takımımız 6. grupta bulunuyor. Sırbistan şimdiki rakibimiz. Geçen hafta içi Karadağ deplasmanındaydık ve gelecek Şubat ayında yani 2024 Şubat'ında Bulgaristan'la iki mücadele ortaya konacak ve umarız bu maçlardan da 2-2 yaparak ayrılacak milli takım. Hiç hesaba kitaba gerek kalmadan grubu ikinci ya da birinci basamakta bitirerek doğrudan katılma hakkı kazanacak. İlk yarı performanslarına baktığımızda Yaren Berfe Göker ilk yarıda 7 kurtarışa imza attı ve önemli bir katkıda bulundu. Skorun 18-16 yansımasında. Molly Kubina da ikinci yarıya başlayacak kalecilerden olabilir. Şimdi tabii kaleyi boş bırakarak başlayacaklar. Çünkü iki kişi eksik başlayacaklar ikinci yarıya. İki tane 2 dakika cezası var. Yan Yuşeviç'in 2 saniyesi var bu cezasının doldurmasına. Diğer yanda Jovovic'in de 18 saniyesi var. Onlar 5 kişilik hücumla kaleyi boşaltarak başlıyorlar. Ve ilk hücum Sırbistan'dan yansıyor. İkinci yarıda Christoph Altmar ve Marton Horvat'tan düdük geliyor. Sırbistan hücumuyla mücadele hareketlilik kazanıyor. Pivotta Bojicic hemen oyuna girdi. Cezası dolar dolmaz Jan Juszewicz'in. Onun yerine oyuna dahil oldu. Lernstein'in sağ çaprazda. Pivotta Bojicic, orta oyun kuruş noktasında Majkic topla buluştu az önce. Şimdi bıraktı geriye tekrar Lernstein'in. Lazic. Kaleyi devraldı bu arada kaleci Kubina. Lazic'in pası Lernstein'in. Pivota bir pas denemesi Bojicic ama karar 7 metre. 2 dakika cezası geliyor Betül'e. 2 dakika cezası ve bu ikinci yarıdaki ilk 2 dakika cezası olarak da kayıtlara geçti. İşte izliyoruz pozisyonun tekrarını. Betül Yılmaz kenarda. Çizginin gerisinde Jan Juszewicz, kalede Yağmur var. Yağmur bembeyaz kaleyi devraldı. Angela Jan Juszewicz işaret bekliyor. İşaret henüz gelmedi. Evet, şimdi geldi ki Jan Juszewicz de yerini aldı ve Yağmur kalede Jan Juszewicz'in sayısı. Bak 2'ye indi yeniden. Düzeltiyorum. 1'e indi. Bir an bizi de scoreboard yanılttı. Tabelada bir an 19-17'lik skor görmüştük büyük ekranda ama şu an fark 1. 18-17'lik skor var. Kalemiz boş. Gülcan, Aslı, Beyza, İrem pasif uyarısı var bu arada. Faul. Pasif uyarısı devam edecek. Pas hakkımız kalmadı. Aslı kaleye baktı. Top dışarıda. Mecburi bir atış geldi. Kaleyi devraldı bu arada. Yaren Berfe Göker. Jovovic oyunda. Lazic'le paslaştı. Jan Juszewicz'e gelmeden pas arası ama hücum faul. Hücum faul yapan Jovovic. Bu arada Beyza İrem Türkoğlu'nun yüzüne bir darbe geldi. Neyse ki oyuna devam edebilecek durumda görünüyor. Bir çarpışma yaşandı az önce. Üstünlüğümüz devam ediyor. Yine eksik oynamayı sürdürüyoruz. 30 saniyesi var Betül'ün cezasının dolmasına. Kaleyi boşaltıyoruz. Emine Gökdemir tekrar oyuna girdi. Beyza İrem sol kanatta top bekliyor. O koşu yapıp tekrar kalecisi Yaren Berfe Göker'e yeri teslim edecek. Pivotta da Nurcan Akgün Göktepe top bekleyen isim.
Çapraz geçişler. Gülcan Tügel, Beyza koşu yaptı. Bu arada Beyza Karaçam da topu kaybetti. Kaleyi tekrar devraldı Yaren. Araya giriyor Yaren Berfe Göker'den. İyi bir hamle ama kavrama gelmedi. Kavrayamadığı için de top kenar çizgiden çıktı ve hücum yine Sırpların oldu. Jovović merkezde. Janjušević de top çevirdi. Şimdi Bojicic. Lazić çapraz geçiş devam ediyor Sırplarda. Lazić pasını aktardı. Bojicic'e gelmeden bir faul geldi. Faul düdüğü. Betül'ün müdahalesi. Betül savunmadaki yerini aldı bu dakikalarda. 2 dakika cezasının ardından yeniden süre almaya sürdürüyor. Lazić. Bojicic. Betül'ün müdahalesi. Bir faul daha. Beraberlik golü arıyor Sırplar. Ona izin vermemeye çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Pasif uyarısı hala gelmedi bu arada. Lazić. Jovović. Jovović'in atışında Yaren. Yaren ikinci yarının kurtarışını yaptı. Yeniden farkı ikiye çıkarma şansı yakalıyoruz. İkinci yarıdaki ilk golümüzü arıyoruz. Henüz ikinci yarıda tabelayı değiştiremedik kendi adımıza. Didem oyuna girdi bu arada. Didem Hoşgör. Beyza Karaçam'la paslaştı. Beyza. Aslı'dan atış, bloktan dışarı gittiği için hücum bizim. İkinci yarıdaki ilk sayımızı arıyoruz. Yeniden. Aslı. Aslı'dan çok iyi çalım, atış ve top ağlarda gol. Aslı Eskit kaldığı yerden devam ediyor. Altıncı golünü kaydediyor Aslı. Janjušević bıraktı. Lazić. Jovović karada indi. Sağ kanat atış top ağlarda. İlk golünü buluyor. Radević ve bu maçtaki ilk sayısı farkı tekrar bire indiriyor Sırplar. Mücadelede 36. dakikaya girmek üzereyiz. Uroš Bregar görüntüye yansıyor yardımcısıyla beraber. Yardımcısı Branka Jovanović. Didem. Şimdi Aslı. Beyza tekrar Aslı. Kanatta Emine. Çevirdi ama iyi bir çevirme gelmedi. Kalecinin kurtarışı Molik Kobina topu dışarı göndererek Sırp hücumunu sağlıyor. Jovović, o da direğe takılıyor dediğim anda bir 7 metre atışı. Jovović yerde kalmıştı. İzliyoruz 7 metrenin gelişimini. İşte burada Dönengül'ün müdahalesi. Lenistan'ın çizginin gerisinde. Atış direğe takıldı. Yani işten indireğe geçemedi. Yine üstünlüğümüz devam ediyor. 37. dakikadayız. Didem bıraktı Aslı. Destek bekledi, olmadı. Faul düdüğü geldi. Aslı hemen hareketlendirdi oyunu. Ceren'le. Şimdi Beyza. Yine bir faul. 19-18 öndeyiz. İkinci yarıda bir gol bulduk. Şu ana kadar. Onlar iki sayıyla cevap verdiler. Bir tane de 7 metre kaçırdılar. Üstünlük hala bizde. Tabelada. Aslı. Didem'le paslaştı. Destek geldi Emine. Çapraz geçişler Didem. Şimdi Beyza. Beyza Karaçam. Beyza Karaçam inanılmaz bir hata yaptı. Hatalı yürüme yaptı. Elinden çıkartamadı bir türlü. Danıştan'ın faul. İrem'in müdahalesi. Jovović. Jovović merkezde top çeviriyor. Lazić desteğe geldi. Lanistan'ın tekrar Lazić çapraz geçişler. Lazić boşluğu buldu ve beraberlik golü şimdi geldi. Emilia Lazić 3. golünü buluyor kendi adına. Takım adına 19 ve bir hata daha. Paslaşırken Aslı ve Didem arasındaki o paslaşmada top kaybı yaşadık. Basit bir hata daha geldi.
Sırplar öne geçme şansı yakalıyorlar. Lanişten sağ çaprazda, Lazic sol çaprazda, Jovovic merkezde top çeviriyor. Lanişten'in bıraktı, Lazic kanada indi. Radosav Ljević ve top ağlarda gol. Tekrar öne geçti Sırbistan. Sanja Radosav Ljević. Krim'de top koşturuyor o da yine aynı şekilde. Şampiyonlar Ligi kadrosundaki daha önce de Vaci'de 4 sene top koşturmuştu. Radosav Ljević Sırbistan'ı tekrar öne geçirmeyi başardı. Bu arada Ceren orta oyun kuruş noktasında iki pivotla yüklenecek gibi görünüyoruz. Çapraz geçiş sonrasında. Şimdi iki pivot top bekliyor. Aslı iyi bir fake, ardından Ceren döndü ve ağlara gitti ama gol geri kazanmıyor. Öncesinde bir 7 metre kararı var. İşte burada iyi top çevirdik. İki pivotla yüklendik. Ceren iyi döndü. Nur Ceren Akgün Göktepe burada 7 metreyi kazandı. Didem Hoşgör toplamda 4. kez çizginin gerisinde. Kalede Kubina. İşareti aldı Didem. Atış top ağlarda. 4'te 4 yapıyor 7 metrelerde. Toplam 5. golünü kaydetti. Dengeyi sağladığı milli takım. Eda Nur Burhan oyuna girdi bu arada. Eda Nur savunmada süre alıyor. Jovovic bıraktı. Lazic. Yani Stanin ve hatalı yürüme. Hızlı hücum şansı İrem Bomboş ve top ağlarda gol. Sanki bunu bekliyor gibiydik. Yani onların basit bir hatası ardından hızlı hücumla İrem iyi bir koşu yaptı ve golü attı. Jovovic kanatta. Atış öncesinde bir müdahale var. Eda Nur Burhan'a kırmızı kart çıkabilir. Radeviç yerde kalmıştı. 2 dakika cezası çıktı. Kanattaki oyuncunun yükseldiği an ona müdahale edilemiyor. Çok ciddi sakatlıklara sebep olabileceği için bazen bu kırmızı kartla bile sonuçlanabiliyor. 2 dakika cezası aldı Eda Nur. Takımımız eksik kalacak 2 dakika boyunca. Yanyuşeviç çizginin gerisinde. Yaren Berfe kalede. Atış ve Yaren Berfe. Yaren Berfe Göker. Toplamda 9. kurtarışını bir 7 metre atışında yapıyor. Maçın da 3'te 2'lik bölümü geride kalıyor. 21-20 öndeyiz. Kalemiz boş. Aslı, Beyza Karaçam, destek Aslı, atış, kalecinin kurtarışı. Kaleci Kubina'nın 3. kurtarışı. Yanyuşeviç, fazladan bir adım aldı Yanyuşeviç. Çok ciddi bir hata daha geldi. Yanyuşeviç ben ne yaptım diyor ama biz bile gördük. Yaklaşık 30 metrelik bir mesafede anlatıyoruz maçı ama buradan bile çok net bir şekilde hatalı yürüme yaptı. Fazladan bir adım aldı. Belliydi Yanyuşeviç'in. Kale boş. Milli takımımızda yine 2 dakika cezası devam ediyor Eda Nur'un. Ceren yine 2 kişilik pivot ikilisiyle yükleniyoruz. Beyza. Beyza'ya müdahale Lazic'ten. Faul. Aslı. İrem. Aslı eski çalışkan. Pasif uyarısı devam ediyor. Beyza'nın pası orada bir yine hatalı yürüme var anladığım kadarıyla. Ya da bir topsal anda hücum faul de olabilir. Hücum Sırpların. Jovic merkezde. Yanyuşeviç Ceren karşısında. Şimdi Lazic boşluğu buldu ama Yaren dönen top. Radosav Ljević yine dönen topu iyi takip etti ve golü attı. Radosav Ljević'in buna benzer 3. golü. Dönen toplarda iyi takip ediyor ve işte Yaren'in bu kurtarışı. Ardından Radosav Ljević de kaldı. O da golü attı.
Yaren Berfe çift taneye ulaştı. 10. kurtarışını yaptı az önce. Mola geldi. Milli takımımızın molası. ...21-21 denge var ve maçta yeniden bir beraberlik yaşanıyor. 18 dakika var mücadelenin sona ermesine. Bizim adımıza çok kritik bir maç. Onlar ilk galibiyetini Bulgaristan karşısında hanesine yazdırdı. İkinci maçımızdayız. Grup mücadelesinde ikinci maç. Ve buradan bir galibiyet çıkarmayı artık kafamıza koyduk. 2024 Avrupa Handball Şampiyonası'na katılmak yolunda. Grubu ilk iki basamakla bitiren takımlar doğrudan bu bileti alacaklar. Eğer sırtları buradan eli boş gönderirsek grubu ilk iki basamakla bitirmek adına önemli bir adım atmış olacağız. Milli takımımız şu ana kadarki ortaya koyduğu performansla mücadeleyle bunu ne kadar istediğini ve hak ettiğini gösterdi. Kalan 18 dakikada da yapacağımız o ayağa sağlam basan hücumlar ve savunmalar bize galibiyet getirecek. Yine iki pivot var. Bu arada Aslı boşluğu buldu kaleci. Kaleci Kubina çok iyi çıktı. Açıyı kapattı ve golü önledi. Aslı da iyi bir boşluk bulmuştu. Şimdi sırtlar öne geçmek için top çeviriyor. Janjušević bıraktı. Lazović ama yine Yaren Berfe. 11. kurtarışını yapıyor Yaren Berfe. Jović, Lazić'in pası pivota, Bojičić. Emine'den gerçekten iyi bir savunma örneği. Hani kalıp olarak baktığımızda Emine Gökdemir'le Bojičić arasında çok büyük bir fark var. Janjušević, İrem, Paul, Beyza İrem Türkoğlu. 21-21 denge devam ediyor. Pasif yarısı gelmek üzere artık. Şimdi geldi. Lazić, Janjušević, bir faul daha. İki pas hakkı kaldı görebildiğim kadarıyla Sırpların. Janjušević kaleye baktı. Atış dışarıda. Mecburi bir atış Janjušević'ten. O da çerçeve dışında kaldı. Yine öne geçme şansı. İrem bir an top kaybı. Ardından Aslı. Pası Gülcan. Yine iki pivotla yükleniyoruz. Nurcan Akgün Göktepe ve Ceren Demirçelen. Aslı bıraktı. Ceren. Nurceren. Şimdi Aslı tekrar. Gülcan. Faul var. İrem. Aslı. Hatalı yürüme. Bir adımlama hatası yapıyor. Aslı iskit çıkarken. Jovović. Kanada indi. Radević ve topu alır gitti. Radević tekrar takımın öne geçiriyor. Dünya Radević. İşte bu gol 22-21 yaptı skoru. Sırplar önde. Beyza Karaçam tekrar oyuna girdi. Bu kez tek pivotla yükleniyoruz. Kalan son 15 dakika artık. Son anlar. Yine bir top kaybı. Bu dakikalarda basit hatalar yapıyor milli takım. Ortada Jović. Top kaybı. Pas arası İrem. Gole gidiyor ve top ağlarda gol. Beyza İrem ikinci hızlı hücum golünü kaydetti. Kendi adına dördüncü sayısı ve yeniden maça denge geldi. Bu bir
işaret olsun. Bu bir iyi bir sinyal olsun. Artık avantajı fazlasıyla tabelada görmek istiyoruz. Pas arası ardından çok kritik bir gol kaydetti Beyza İrem ve yeniden dengeyi sağladı milli takım. Jovovic, Lanişten'in oyunda. Lanişten'in ve Yaren Berfe. Yaren Berfe'den 12. kurtarış. Betül oyunda. Aslı şimdi boşluğu buldu. Ve karar 7 metre. 7 metreyi kazandık. Umarız ciddi bir şey yoktur. Aslı İskit'in kalkamadı hemen. Yerinden sağlam da bir darbe aldı işte burada. Neyse ki önemli bir şey yok. 7 metre atışı yine Didem Hoşgör. Çizgide kaleyi devredecek. Kubina Kolic'e. Kolic kalede. Didem Hoşgör. İşaret bekliyor. Öne geçme şansı. Didem atış topu ağlarda gol. Tekrar öndeyiz. Didem Hoşgör toplamda 5. 7 metre atışı. 6. golü. Tekrar öne geçiyor milli takım. Mukhailovic oyunda. Jovovic. Radevic kanattan koşu yaptı pivotta. Bojicic ve top dışarıda. Bojicic topu dışarı gönderdi. Bojicic toplamda 4 golü var buna benzer. Bu arada Ceren ve fark 2'ye çıkıyor. Nur Ceren Akgün Göktepe durumu 24-22 yapıyor. Mola geliyor. Molayı alan Sırplar. Sırbistan molası. Fark 2'ye çıkınca artık kaçınılmaz oldu. Aslında 40. dakikada 21-20 öndeydik. O 5 dakikalık sürede hiç gol atamadık ve kalemizde 2 gol gördük. Her iki ekip de gol bulmakta zorlanıyor ama biz daha çok zorlandık. Sonraki aşama, yani bu son 2 dakikalık bölümde 3 gollü bir seri yakaladık. 22-21 geriden gelip skoru 24-22'ye taşıdık. O dediğimiz olumlu sinyal bize şu ana kadar iki farklı üstünlük olarak yansıdı. Yani iyi bir ivme. Bakalım bizi galibiyete taşıyacak mı? Yaren Berfe Göker görüntüde. Benim saydığım kadarıyla 12 kurtarışı imza attı. Bir tanesi 7 metreden geldi. Ve bu öne geçme anı, yani son o 3-4 dakikalık performansta Yaren Berfe'nin önemli kurtarışları vardı. Kalan son 13 dakika. 24-22 öndeyiz. Mukhailovic. Mukhailovic kaleye baktı. Yaren gole izin vermedi. 13. kurtarışını yaptı Yaren. Yaren Berfe Göker. Betül şimdi. Pası Beyza İrem atışı. Karar 7 metre. Karar 7 metre. Kalecinin de tepkisi vardı aslında. Kubina'nın tepkisi de hiç azımsanmayacak derecedeydi. Hakemler onu da es geçti. İzliyoruz. Beyza İrem burada tam da adımlayacağı esnada ayağına bir temas görünüyor. Didem Hoşgör yine çizginin gerisinde. Kubina kalede. Kubina ilk kurtarışını yapıyor 7 metrede. Didem de ilk kez ıskalamış oldu böylelikle. Farkı 3'e çıkarma şansını değerlendiremedik. Çok kritik. Çok kritik gerçekten. İlk kez 3 farklı üstünlüğe ulaşmak üzereydi milli takım. Ankara'da Türkiye Handbol Federasyonu Profesör Doktor Yaşar Sevim spor salonunda önemli bir taraftar desteği var milli takımımızın arkasında. Lanişten'in, Lazic, Jovovic ve Lazic paslaşması. Savunmamız yine yerinde. Jovovic boşluk aradı. Ona geçit vermedi İrem. Lanişten'in, Jovovic. Lanişten'in pası Bojicic, atış topu ağlarda zor pozisyonda golü buldu Bojicic. Oyun duruyor bu arada, 2 dakika cezası. Nur Ceren Akgün Göktepe.
Farkı bile indirdi Bojičić ve Nur Ceren burada 2 dakika cezası aldı. Takımımız eksik kalacak 2 dakika boyunca. Kaleyi boşalttık. Kanatta İrem geri dönüş için bir koşu yapacak ve kaleyi devredecek Yaren'e. Paslı merkezde. Şimdi Beyza Karaçam. Betül. Faul var. Paslı merkezde yine. Betül. Pasif uyarısı geldi. Beyza Karaçam ve yine bir hatalı yürüme kararı. Oyun duruyor. Oyun neden durdu? Muhtemelen hakemler orada bir anlaşmazlığa düştü. Herhangi bir ceza gelmedi. Farklı bir ceza yansımadı. Şirin Akgün Göktepe'nin de cezasının dolmasına bir dakikadan fazla bir süre var. Oyuncu değişikliği sırasında bir hata olmuş da olabilir, bilemiyorum. Onunla ilgili bir görüşme mi yapıyor acaba masayla maçın hakemi? İkinci 2 dakika cezası. Bu arada Betül 2 dakika cezası aldı. Anladığım kadarıyla hücumu yavaşlattığı için 2 dakika cezası aldı. Pas arası yaptı Aslı. Ama sonrasında bir top kaybı daha. 4 kişilik savunma yapıyoruz. Janjušević, Jovović, Lazić neredeyse bir hatalı yürüme yapacaktı. Sağ kanatta. Atış, top dışarıda. Radević zoru başardı, topu dışarı gönderdi. Sırplar da beraberlik şansını değerlendirmedi. Çok ilginç işte burada Radević bomboş. Savunmanın da hiç tepkisi yok çünkü orada adamımız da yok işin aslı. Kalemiz boş. 2 kişi eksik oynuyoruz. Kaleyi boşaltıyoruz. Gürcan. 5 kişilik hücum. Çok az bir süresi kaldı artık. Ceren Akgün Göktepe'nin cezasının dolmasına. Son 10 dakika. 24-23 öndeyiz. Beyza Karaçam. Gürcan. Yine bir faul var. Ceren Akgün Göktepe'nin cezası doldu. Pasif yarısı geldi. Atış topu alanda müthiş bir gol attı. Aslı İskit'ten hayati bir gol. Hayati bir öpücük diyelim. Tam da pasif uyarısı gelmişken çok kritik anda bu golü attı. Aslı İskit farkı 2'ye çıkardı. Eksik oynadığımız bu dakikalarda ilaç gibi geldi. Janjušević'in pası Lazić'in atışı direğe çarptı. Radić ve o da topu ağlara gönderdi. Radević tam da kurtarış gelmek üzereydi, olmadı. Bak tekrar biri indi. Dünya Radević. Betül'ün cezası da son buldu artık. Eksik oynamıyoruz. Kalemiz Yaren Berfe'ye emanet. Gülcan Tügel ortada. Beyza Karaçam, Aslı, Gülcan desteğe geldi. Faul var. Faul yapan Lazić. Gülcan Tügel. Hatalı yürüme. Elinden çıkartamadı Gülcan. O basit hataları üst üste toplasak. Bir hata daha geldi. Bir hatalı yürüme daha yansıdı. Hızlı hücum. Ve İrem topu kavradı. İrem dönmeye çalıştı. Lazić ona izin vermedi. Lazić'in şu ana kadarki sertliklerini de hakem ikilisi çok da fazla aldırış etmedi. Son 7 dakika 50 saniye maçın bitmesine. Artık kritik anlar. Bizim adımıza çok kritik aşamalar. Emine. Gülcan. Faul var.
Janjušević'in müdahalesi de oldukça sertti ama... Aslı'nın pası, Ceren Akgün Göktepe aşırttı ve gol attı. Fark yeniden ikiye çıkıyor. Yine çok kritik bir viraj geçiliyor. Durum 26-24. Nur Ceren Akgün Göktepe'nin 5. sayısı. Çok kritik bir anda bu sayı. Kalan son 7 dakika. Fark 2. Avantajımız devam ediyor. Janjušević. Lovović bıraktı. Atış topu ağlarda Radosavljević'in sayısı. Sol kanatta Radosavljević şu ana kadar hissettirmedi. Bulgaristan ağlarında da 8 golü vardı. İlk maçtaki en golcü isim olarak da kayıtlara geçti. Durum 26-25. Üstünlüğümüz devam ediyor. Aslı Eskit merkezde. Emine. Betül. Faul. Çok net bir faul. Gecikmeli de olsa o düdük geldi. Neyse ki hücum bizim. Aslı Eskit ilerlemeye çalıştı. Yine bir faul düdüğü var. Son 6 dakika. Pasif uyarısı geldi şimdi. Betül Yılmaz. Aslı Eskit çalışkan. Yine bir faul düdüğü. Müdahale yapan Bojičić. Kaç pas hakkımız var onu sordu az önce. Aslı Eskit çalışkan. Zeminin temizlenmesi için bekledik bir süre. Kalan 5 dakika 45 saniye. Çok kritik bir hücum ve bir pas hakkımız kaldığını Nur Ceren Akgün Göktepe'den öğrenmiş olduk böylelikle. Bir pas hakkımız var. Doğrudan kareye bakacak şimdi. Beyza. Atış. Top dışarıda. Kalecinin kurtarışı. Kobina kurtarışa imza atıyor. 5. kez. Beraberlik şansı Sırplar için. Son 5,5 dakika. 26-25'lik skorla üstünlüğümüz devam ediyor. Lazic. Janjušević. Karar 7 metre. Pozisyonun tekrarı görüntüde. Janjušević'in yerde kaldığı an. Lazic oyunda ve çizginin gerisinde. Emilia Lazic. Yaren kalede. Atış topu ağlarda beraberlik sesi geliyor 7 metre atışıyla. Emilia Lazic'in toplamda 4. golü. Kalan son 5 dakika. Aslı Eskit. Gülcan. Aslı. Betül. Kanada bir pas. Emine ilerlemeye çalıştı. Radosavljević ona izin vermedi. Aslı'nın pası. Ceren Akgün Göktepe ve artık 7 metreyi kazandık. Çok kritik bir karar çünkü neredeyse artık şut imkanımız da kalmamıştı. Bir an işte bu pozisyon sonrası 7 metreyi kazanıyor Nur Ceren Akgün Göktepe. Beyza Karaçam çizginin gerisinde. Kubina kalede. Dört dakika, 9 saniye var maçın bitmesine. Tekrar öne geçme şansı milli takımımız için. İşaret geldi. Beyza atış topu ağlarda çok kritik bir gol attı. Beyza Karaçam'da. Son 4 dakika.
Yaka savunması var Nurcan Erkin Göktepe'nin. Lazic önünde. Radeviç. Lazic. Yanyuşeviç. Jovović elinden kaçırdı, inanılmaz bir hata. Sonrasında Betül ayağına temas ettiği için hücum Sırpların. Oyun duruyor. Mola geliyor. Sırbistan molası. İnanılmaz bir andı. Göz açıp kapayıncaya kadar o Betül'ün müdahalesi ve ayağı teması bizim adımıza çok kritik bir an. Eğer o temas gerçekleşmese kalan son 3,5 dakikalık bölümde farkı 2'ye çıkarma şansı yakalayacaktık, olmadı. Mola süresi son buldu. Sırpların mola hakkı kalmadı bu arada. Bizim bir mola hakkımız var. Sırbistan top çeviriyor. Jovović. Lazic. Yanyuşeviç. Yine çapraz geçişler. Karar faul. Betül'ün müdahalesi, 2 dakika cezası ve kırmızı kart olacak. Betül bundan sonraki aşamada oyuna dahil olamayacak. İzliyoruz. Betül Yılmaz'ın müdahalesi, 2 dakika cezası ve bu 3. kez yaşandığı için de bir kırmızı kart olarak yansıyacak. Betül Yılmaz şimdi bu aşamada maçı artık tribünden takip edecek. Alkışlarla tribüne geçiyor Betül Yılmaz da. 5 kişilik savunma yapıyoruz son 3 dakikalık bölümde, eksik kaldık. Kanatta bomboş Radeviç ve top ağlarda, çok kritik bir andı. Gerçekten hem Betül'ün 2 dakika cezası almasına hem de bu golün yaşanmasına hiç gerek kalmayacaktı belki. Şu an dengeyi sağlıyor Radeviç de Sırbistan. Kaleyi boşaltıyoruz. Risk alıyoruz. İdem Hoşgör oyunda. Gülcan Tügel de aynı şekilde. Gülcan merkezde. Son 2 dakika 20 saniye. Pasif uyarısı geldi bu arada. Didem'in atışı blokta kaldı. Kalemiz boş. Yanyuşeviç kaleyi görmedi neyse ki. Şimdi kaleyi devraldı Yaren Berfe. Son 2 dakika ve eksik kaldık. 5 kişilik savunma yapıyoruz. Yanyuşeviç pası Lazic. Bojicic kanada indiğinden Radeviç atış topu ağlarda, gol. Sırplar öne geçti. Sırplar son 1 dakika 50 saniye kala tekrar öne geçmeyi başardı. Beyza İdem oyuna girdi. Kaleyi yine boşalttık. Mola ve son mola hakkımızı kullanıyoruz. Son 1,5 dakikalık bölüm artık. Son mola hakkımız. Koska Buceski çok sinirli. 2 dakika cezası aldıktan sonraki yaptığımız hücum çok verimsizdi. Muhtemelen bununla alakalı tepkisini ortaya koyuyor. Mola süresi de son buluyor. Sırplar 28-27 önde. Son 1 dakika 26 saniye.
Mola süresi hücum. Milli takımımızın kalemiz boş. Gülcan, Feyzel. Gülcan karar 7 metre. Bir de 2 dakika cezası çıkacak Lazic'e. Hayır, Bojicic'e. Gecikmeli bir 2 dakika cezası. İşte burada Gülcan. Gecikmeli diyorum, buna çok izin verdiler. Hakemler sertliğe özellikle çok izin verdi. Şu ana kadar çok da takdir haklarını bu 2 dakika cezasını çıkartmamak yönünde kullandılar. Beyza Karaçam. Atış top ağlarda çok kritik bir gol. Beraberliği sağlıyoruz. Son 1 dakika 5 saniye kala. Beyza Karaçam'ın bu maçtaki toplam 3. sayısı. Sırplar eksik ve kaleyi boşalttılar. Hata bekliyoruz Sırplardan. Artık nefesleri tuttuk. İyi savunma bize kolay gol getirecek. Janjušević, Lazic, Jovović atış topağlarda gol. Son 30 saniye kala golü buluyor Sırplar. Beraberlik arıyoruz yeniden. Son 25 saniye. Asteskit atış topağlara gidiyor. Yeniden dengeyi sağlıyoruz. Son 15 saniye kala. Yine eksik kalan Sırplar kaleyi boşaltacak mı? Evet, boşalttılar. Son 10 saniye var maçın bitmesine. Son 8. Son 5. Lazic. Luković. Top kaybı olmadı ama siren sesi duyuldu. Bir şut imkanı var Sırpların. Sadece uzaktan bir şut imkanı. Onu da değerlendirecekler mi bakacağız ama her ne olursa olsun gol gelirse tabii onlar galibiyet çıkartacak. Bizim adımıza bir beraberlik umudu. Radic topun başında işaret bekliyor. Atış top dışarı gidiyor ve hanemize beraberlik yazdırarak buradan bir teselli buluyoruz. Mücadelede uzun bir süre maçı önde götürdük. Galibiyete çok yaklaştık. Ve ortaya koyduğumuz o mücadele bir 2 puan getirmedi ama en azından bir beraberlik ve Sırplar karşısında alınan o beraberlikle ilk puanlarımızı hanemize yazdırıyoruz. Milli takımımız her ne olursa olsun ortaya koyduğu mücadeleyle galibiyeti bizim gönlümüze hak etti. Gönlümüzün sultanı oldu, en azından bunu başardılar ortaya koydukları mücadeleyle. Ve 2024 Avrupa Handball Şampiyonası elemelerinde önemli bir sınav vererek Sırplar karşısında ortaya koydukları mücadeleyle hanesine bir puan yazdırdı. Şu an için baktığımızda tabii diğer maçın skoruna göre de, yani Bulgaristan deplasmanında Karadağ'ın aldığı skora göre ve tabii ki bundan sonraki aşamada bizim Bulgaristan karşısında oynayacağımız iki mücadelede, 2024 yılının Şubat ayının sonunda yapacağımız o mücadelede alacağımız puanlarla yine bu tablo şekillenecek. Ve tabii ki bu grupta en iyi üçüncüler arasında da 2024 yılında katılım anlamında biletler sahiplerini bulacak. Burada grup aşamasında üçüncü basamakta bitirmek de çok önemli. Üçüncü bitirip hanemize puanlarla beraber şansımızı taşımak da çok önemliydi. Milli takımımız da bunu başardı ve Ankara'da Sırbistan karşısında 29-29 berabere kalarak hanesine bir puan yazdırdı. Maça skoru hamile kadın handbol takımımız 29, Sırbistan 29 ve bir puanı hanesine yazdırıyor milli takım. Bundan sonraki aşamada artık Şubat ayında Bulgaristan karşısında alacağımız galibiyetleri bekliyoruz. Ve 2024 Avrupa Handball Şampiyonası yolunda umudumuzu koruyoruz. Yönetmenimiz Barış Gömez de onun üzerinde, tüm ekip arkadaşlarımız adına size de güzel bir pazar akşamı temenni ediyoruz. Hoşçakalınız.